Ben Yağmur İlayda Taş, 22 yaşındayım. İlk öğretimi Atatürk İlköğretim Okulu'nda, liseyi ise Adana Başkent Okulları'nda okudum. Şu anda Başkent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik son sınıf öğrencisiyim. Bale olan ilgim 5 yaşındayken başladı. Duyduğum her ritme eşlik etmek istiyordum. Sürekli şarkı açıp dans ediyordum. Kreşe giderken iki tane sınıf vardı. Bir tanesi halk oyunları sınıfı, bir tanesi bale sınıfı. Ben bale sınıfına gitmeyi çok istiyordum. Ama beni halk oyunları sınıfına aldılar. Çok üzülmüştüm ben bu duruma. Günlerce ağlamıştım. Bu durumu annemlerle paylaştım. Annemler de zaten sürekli baleye gitmek istediğimi biliyorlardı. Bu yüzden bir araştırmaya başladılar. Bu şekilde Adana Bale Merkezi'nde eğitime başlamış oldum. Point giymek hepimizin hayaliydi. Büyük sınıflara özenle bakıyorduk. Bale merkezinde genelde erken saatler küçük sınıfların, ileri saatlerde büyük sınıfların dersleri oluyordu. Biz dersten çıktığımızda büyük sınıflar hazırlık aşamasında oluyorlardı. Hepsi pointlerini falan giyiyorlardı. Biz onlara o kadar özenle bakıyorduk ki biz de çok giymek istiyorduk ve bir gün bizim de point giyme zamanımız gelmişti. Tadilat zamanı geçti ve biz dersteyken pointlerimiz gelmişti. O kadar heyecanlıydık ki artık biz zaten bir balerin olmuş gibi hissediyorduk. Hatta pointimle ilk gün beraber uyudum. Çok güzel bir andı, çok duygusaldı. Ve hatta şu an hala dolabımda. Arada giyip deniyorum falan olmuyor tabii ki. Ama yine de beni mutlu ediyor bu durum. İlk defa hepimiz toplum karşısında bir gösteriye çıkıyorduk. Çok heyecanlı bir durumdu bizim için. Ama resitalden çok kulis arkası da bizim için çok heyecanlı geçiyordu. İşte zaten çocuğuz, kuliste koşturuyoruz, oyun oynuyoruz. Çekildiğimiz fotoğraflara bakıyoruz hep birlikte. Ama Sibel öğretmenden ve Megi teyzeden o kadar bir sorumluluk aldık ki o bilinci edindik. Sahnede sıra bize geldiği zaman o oyunu bırakıp direkt mum gibi sıraya diziliyorduk ve çıkıp gösterimizi yapıyorduk. Ya bir yandan hem çocukluğumuzu yaşıyorduk sahne arkasında, sıramız geldiğinde de sahneye çıkıp gayet güzel bir balerin şeklinde dansımızı ediyorduk. Bizim için çok güzel zamanlardı. Şu anda aktif olarak baleye devam etmiyorum. Üniversiteye hazırlanırken ara vermem gerekti. Bu süreç benim için ne kadar zorlu geçecek bunun farkındaydım ama bunu yapmam gerekiyordu. Üniversiteyi kazanır kazanmaz ilk yaptığım şey okulun dans topluluğuna katılmak oldu. Bale yoktu maalesef toplulukta. Bu yüzden Latin dansa başladım. Şu anda 4 yıldır Latin dansları yapıyorum. Benim dışımda aileden baleye devam eden olmadı ama kuzenlerimle buluşacağımız zamanlar, benden küçük hepsi, işte Yağmur abla bana bale figürü gösterir misin, birlikte dans edelim gibi şeyler söylüyorlardı. Böyle buluştuğumuz zamanlarda küçük bir dans gösterisi hazırlıyorduk ve dans ediyorduk onlarla. Bale hayatımda her şey değiştirdi ama özellikle sorumluluk ve disiplin kattı bana. Ya haftanın 2 günü gitmeniz gereken bir aktivite var. Bunun günlerini bilmeniz gerekiyor, saatini bilmeniz gerekiyor. Genelde okul çıkışına denk geliyordu. O yüzden hazırlıklı gitmem gerekiyordu. Çantamda her şeyin olması gerekiyordu. Özellikle derse giderken işte kilotlu çorabımız olsun, mayomuz olsun, saçımız muazzam bir balerin topuzu olması gerekiyordu. Ben bir de takıntılı bir çocuktum. Saçımdan bir tutam bile saçın çıkmaması gerekiyordu. Topuzum bile yamuk olmayacaktı. O kadar bir sorumluluk duygusu gelişmişti. Özellikle Megi teyze sağ olsun bunu hepimize edindirdi. Ya o derse sahneye çıkıyormuş gibi çıkardık. Megi teyzenin benim için yeri çok ayrı. Küçük yaşta onun yanında büyüdüğüm için çok şanslıyım. İyi ki hayatımda böyle bir karakter olduğu için çok mutluyum. Sadece bize bale yapmayı öğrettiğini düşünmüyorum. Ben toplumda nasıl davranmamız gerektiğini, bu bilinci de bize oturtturdu. Dışarıda yürüdüğümüz zaman bile insanlar dönüp de annemlere kızınız bale mi yapıyor, duruşundan, yürüyüşünden, konuşmasından belli diyorlardı. Gerçekten çok şanslıyım böyle bir öğretmenle çalıştığım için. Ya, Alman disiplini aldığı çok belli ve bunu da bize geçirdiğini düşünüyorum. Yeri geldi, hastalandı, yine de derse geldi, dans etti, bize hiç bunu hissettirmedi. Dans onun için bir yaşam biçimiydi. Özveri, disiplin, heyecan. Evet var ve bu benim için biraz sancılı bir süreçti. Point giydiğimiz zamanlarda belirli bir süre sonra parmaklarımız artık tahriş oluyor. Benim de tırnaklarım morarmaya başladı. Anladık ki o tırnaklar düşecek ki yarısı düşmüştü zaten. Ama bir yandan gösteriye hazırlanıyoruz, resitale çıkmam gerekiyor. Hem ağlıyorum hem pointi giyiyordum. Artık point kan olmaya başlamıştı. Hem acı çekiyordum ama bu acı da bir yandan bana mutluluk veriyordu.
bu şekilde devam edebileceğimi düşündüm. İşte ağrı kesici spreyleri sıkarak parmağıma, pointimi o şekilde giyerek hem provalara hem de restale katıldım. Çok mutluyum. İyi ki de yapmışım. Ben çocuklara değil de ailelerine söylemek istiyorum. Eğer küçük yaşta çocuklarınızın dansa karşı ufak da olsa bir ilgisini görüyorsanız erken yaşta göndermenizi tavsiye ediyorum. Bir çocuk ne kadar erken yaşta başlarsa o dansın, balenin özellikle etkisini daha çok görecektir. Çocuk kadar bence ailenin de çaba sarf ettiğini düşünüyorum ben. Buradan aileme gerçekten çok teşekkür ediyorum. Annem, babam, amcam. Ben küçükken kurs çıkışı annemle babam çalışıyorlardı, yetişemiyordu. Amcam gelip alıyordu beni, provalara götürüyordu. Babam, annem iş çıkışı ders saatimle çakışıyordu. Arabada babam bilgisayarda çalışıyordu. Annem arabada bekliyordu. Küçük kardeşim vardı. Ortalıkta geziniyordu falan. Onların da çabası için çok teşekkür ediyorum. Onların sayesinde ben bu kadar uzun yıllar boyunca baleye devam edebildim. İyi ki yolum baleden geçmiş.